Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle çok güzel bir matematik sorusu çözeceğiz. Soru fizik olimpiyatınıza hazırlandığım zamanlar bir kitabın sitesinde çözdüğüm sorulardan bir tanesi. Şimdi hep beraber görelim. Soru şu şekilde görünüyor. Bir tane arabamız var ve bu arabanın üzerinde belli bir miktar yük var. Buna kum diyelim. Kumumuz var. Kum taşıma arabası. Ve bu araba bir yol üzerinde gidecek. Bir tane ilk hızımız var. Bize verilmiş V0 diyelim bu hıza. Arabanın kütlesi belli. Küçük M gibi bir kütle veriliyor. Kumun kütlesi büyük M diyelim. Ve ne yazık ki arabamızın altında bir delik var. Bu delikten belli bir miktar kum dökülüyor. Her saniye mü kadar kum dökülüyor. Soru şu. Adam diyor ki benim arabamdaki kum tümüyle bittiğinde ben yolda ne kadar ilerlemiş olurum? Ne kadar gitmiş olurum? Yani arabam boşalacak. Altındaki delikten artık bir şeye dökülmüyor olacak. Benim gittiğim yerde hala bir hızım olabilir. O beni ilgilendirmiyor. Bana sadece şu gittiğim noktanın başladığım noktaya olan uzaklığını söylersen minnettar olurum diyor. Sorumuz bu. Şimdi bu soruyu çözerken nasıl bir mantık yürütmemiz lazım? Öncelikle bu tür sorulara kapalı sistemler olarak bakmamız lazım. Bu sistemde korunan şeyi bulmamız lazım. Bu sistemde korunan şey momentum arkadaşlar. Zaten videonun başında söylediğim üzere soru bir momentum sorusu. Şurada kalemimizin rengini değiştirelim ve soruyu çözmeye devam edelim. Şimdi momentum koruyacağımıza göre ilk momentum bir hesaplamamız gerekiyor. Diyelim ki ilk momentumumuz P. İlk momentum ne kadar? Büyük M artı küçük M. Bu zaten kumla arabanın kütlesinin toplamı. Çarpı V0 değil mi? Çünkü elimizdeki kumdan hiçbir tanecik dahi dökülmedi daha. Ve bizim ilk momentumumuz bu veriyor. Peki bu momentum bizim hareketimizde herhangi bir T anındaki momentumumuza eşit olacak mı? Olmak zorunda. Çünkü sistemde herhangi bir itme söz konusu değil, sürtünme söz konusu değil. Ses çıkarmadığını varsayıyoruz. Isı da yaratmıyor. Dolayısıyla bu sistem korunaklı bir sistem. Korunaklı kelimesinden emin değilim ama korunan bir sistem. Momentumumuz sabit. Dolayısıyla T anındaki momentumumuzu şu şekilde yazabiliriz. T anındaki kütleyi bulmamız gerekiyor, değil mi? Bizim ilk kütlemiz şu olduğuna göre ve her saniye mü kadar ağırlık kaybettik, kütle kaybettiğimize göre T saniye geçtiğinde mü T kadar kütle kaybetmiş olacağız. Ve biz bunu o anki hızla çarpar isek, VT diyelim o hızla da, o anki momentum buluruz. Bu momentum buna eşit olduğunu zaten biliyoruz. Şimdi bu durumda benim bu bulduğum değerden yani momentumdan ben konumu nasıl ulaşacağım? Şöyle ulaşacağım. Ben burada zaten gördüğünüz üzere hızı buldum. Benim için önemli olan şeylerden bir tanesi o. Hızdan nasıl konuma gideceğim? Bu zaten çok basit. Şöyle düşünmemiz gerekiyor. Herhangi bir hız fonksiyonunun zamana göre integralini alır isek T1'den T2'ye diyelim. Yani hareketin başlangıcından sonuna kadar. Biz o hareket sonucunda ne kadar yol gidildiğini buluruz, değil mi? Delta x diyelim ona da. Çünkü bu bir değişim söz konusu. Peki şöyle de bir varsayımda bulunalım. Bizim harekete başladığımız zaman sıfır göstersin. Şu anda da büyük T'yi göstersin. Peki büyük T'yi nasıl hesaplayabiliriz? Büyük T'yi şöyle buluruz. Yani bizim yolculuğumuzu da ilgilendiğimiz kısım ne kadar? Çünkü hareket bundan sonra da devam edecek. Ve bundan sonra sabit hızla devam edecek. Çünkü artık kütle azalmıyor. Momentumda sabit olduğuna göre. Ama biz ondan sonrasında ilgilenmiyoruz. Biz şu ana kadar ilgileniyoruz. Ve bu da sıfırdan büyük T'ye kadar dedik. Bu büyük T'nin değerini nasıl buluruz? Şöyle buluruz. Bizim ilk kütlemiz, kumun kütlesi M kadar değil mi? Bundan saniyede mü kadar döküldüğüne göre benim şu noktaya geldiğim anda elimdeki kum kütlesi sıfır olmak zorunda. Dolayısıyla ben şuradan T'yi çekebilirim. Çok basit bir şekilde. İse diyelim T eşittir. Büyük M bölü mü. Değil mi? Buna dolaştığıma göre benim şu integrali almak için önümde hiçbir engel kalmamış. Pekala, rengi bir kere daha değiştirelim ve integrale geçelim. Bu sorumuzun üçüncü adımı çünkü. Biz L'yi hesaplamaya çalışıyoruz. L ne abi? Biz ona xt diyebiliriz. X büyük T. Neden bunu vektör olarak yazdım? Çünkü konum değiştirme bir vektördür. Burada zaten hızımız da vektör ve şöyle bir mantık var. Hani sağ tarafta bir vektör varsa ve onu herhangi bir vektörle dot product ya da iç çarpım şeklinde çarpmıyorsak o hala bir vektör olarak kalmak zorunda. Şimdi zaten öyle bir durum olmadığına göre kalacak. Şimdi bizim VT'yi bulmamız için ne yapmamız gerekiyor? Şu tarafa şunu bölmemiz gerekiyor, değil mi? O zaman yapalım bunu. M artı küçük m, değil mi? Çarpı V0 bölü M artı küçük m eksi mü çarpı T. Bu benim T andaki hızım.
Peki bunun neyini alacağım? İntegralini alacağım. Çünkü tüm değişimlerin toplamını hesaplamak zorundayım. Şu integrali biraz daha güzel yapabilirim belki. İntegrali sıfır zamandan t zamanına kadar alacağım. T'nin değerini zaten biliyorum, onu yazabilirim. Şuraya da bir dt atacağım. Bu kadar basit. Şimdi peki bu integral biraz karışık görünüyor ama o kadar zor bir integral değil aslında. Çünkü şurada benim bazı sabit değerlerim var. Büyük M gibi, küçük M gibi ve V0 gibi. V0 zaten değişmiyor. Yani harekete başladıktan sonra hiçbir önemi yok onun. Dolayısıyla bunları ben dışarıya alabilirim, değil mi? Hemen yazalım. M artı küçük M çarpı V0. Peki paydadan herhangi bir şey dışarıya alabilir miyim? Alamam. Neden? Çünkü paydadaki her şey tek parça halinde şurası. Ve bu değişen bir fonksiyon. T'ye göre değişen bir fonksiyon. Dolayısıyla bu fonksiyonu parçalayamam. Hani öyle bir metot da izleyebilirdik ama mühim değil. Hani soruyu hala çözebileceğiz. Devam edelim. Şurada sıfırdan M bölü mü'ye kadar. Çünkü bu bizim büyük T'mizdi dediğimiz yere şurada. M bölü mü'ye kadar. DT bölü büyük M artı küçük M eksi mü T'nin integralini almamız gerekiyor. Şimdi biz bu integrali alırken neye dikkat edeceğiz? Zaten şu integralde göze çarpan bir şey var. Bizim değişkenimiz paydada ve yukarıda da onun diferansiyeli var. Yani dt yukarıda, t aşağıda. Bu zaten bize logaritma fonksiyonu olduğunu gösteriyor. Hatta elem fonksiyonu. Ama biz bunu çözerken şöyle bir mantık izlememiz gerekiyor. Bizim değişken değiştirmemiz gerekiyor bu noktada. Yoksa bu integrali almak biraz rahatsız edebilir. Ya da içgüdüsel görünmeyebilir. İngilizce dediğimiz üzere intuitive değil bu. Devam edelim. Rengi bir kere daha değiştiriyorum. Çünkü değişken değiştirme yapacağım. Diyelim ki ben U diye bir değişken tanımladım. Ve bu U değişkeni şöyle görünüyor. M artı küçük M eksi mü T şeklinde bir fonksiyon. Bu aslında U bizim tanımladığımız şey. Aslında bizim kütlemiz. Dikkatli bakarsanız T'ye sıfır verdiğimizde, yani harekete ilk başladığımız anda bizim kütlemiz M artı M'ydi, değil mi? Büyük M artı küçük M'ydi. T zaman geçtiğinde ise biz saniyede mü kadar kütle kaybettiğimize göre M artı M eksi mü T olmak zorunda. Bu çok güzel. Peki ben bunun zamana göre türevini alırsam bu ne anlama gelir? du bölü dt yani. Bu şu demek, kütlenin zamana göre değişimi. Ne olacak? Şunlar sabit sayı olduğu için yok olacak. Şurada sadece eksi mü kalacak. Değil mi? Peki bu eksi mü'nün anlamı ne? Bu şu demek, benim kütlem her saniye mü kadar azalıyor. Yani mü kilogram kadar kütle kaybediyorum her saniye. Peki ben bunu neden yaptım? Şöyle bunu azıcık daha değiştirelim. du eşittir eksi mü çarpı dt, değil mi? Bu ne işe yarayacak? Şu işe yarayacak. Şu yukarıda gördüğünüz dt'yi ben eksi mü ile çarparsam yukarıda bir du oluşturmuş olacağım. Paydada ise zaten u olacak. Onun integrali de zaten bildiğiniz üzere çok basit. Doğrudan eleni verecek bana. Hemen devam ediyorum. Şu kalemimin rengimi tekrar düzelteyim ve soruyu çözmeye devam edelim. Şimdi benim integralimden önce ne vardı? Şöyle bir şey vardı. M artı mü çarpı v0, değil mi? İntegral sıfırdan m bölü mü'ye kadar. Yukarıda benim şimdi ne oldu? Eksi mü ile çarparsam eksi mü çarpı dt oldu. Paydamda aynı şey kaldı. M artı küçük m eksi mü çarpı t. Peki eksi mü ile çarptıysam bir de bölmem lazım. Dolayısıyla ben o bölümü de şuraya yazıyorum. Eksi mü diye. Bu integral çok güzel bir hal aldı. Neden? Onu hemen görelim. Şöyle bir şey oldu çünkü. M artı küçük m çarpı v0 bölü eksi mü integrali alalım. Şu üst taraf bir kere du oldu. Çünkü ben şurada hesapladığım du'nun aynısı. Eksi mü çarpı dt. Payda ne oldu? Paydaya da bakarsanız m artı m eksi mü t. Şurada gördüğünüz üzere u diye tanımladık onu. Ve u'yu şuraya yazabilirim. Peki benim integralimin sınırları ne olacak? Sınırlar da değişmek zorunda. Buna çok dikkat etmek zorundayız. Soruda genelde hatalar buralarda oluyor. Şimdi ben sıfırdan başlıyordum integrali ama o sıfır ne içindi? T değişkeni içindi. Ben dolayısıyla t değişkenine sıfırı koyarsam şurada ne olacak? Şurada sıfır olacak. M artı m olacak, değil mi? Büyük m artı küçük m. Peki t'nin son değeri benim önceki integralimde neydi? Büyük m bölü m'ydü, değil mi? Şu m'yü de aslında çok benzer çizmişim. O yüzden özür dilerim sizden de. M artı m olacak, değil mi? M artı m'yü koyarsam buraya ne oluyor? M'ler gidiyor. Eksi m büyük m oluyor. M'ler birbirini götürüyor. Küçük m kalıyor. Şimdi aslında bunu incelersek şu integrali, bu integral bize şundan bahsediyor. Kütlenin değişimi bölü kütle, çünkü şu u'ya biz kütle fonksiyonu dedik az önce, onu içgüdüsel olarak görebiliyoruz. Bu kütle nereden nereye gidiyor? Büyük M artı M'den küçük M'ye gidiyor. Neden? Çünkü benim büyük M kumu ifade ediyor.
kum da mü'lerle gidiyor. Her saniye mü kadar kaybediyoruz. En son m oluyor, değil mi? Dolayısıyla bu integral aslında çok mantıklı. Yani incelediğin zaman bunu aslında hikaye bile dökebilirsiniz. Yani bu sorunun hikayesi aslında şu kısım, şu gördüğünüz yer. Neyse, biz çok uzatmadan soruyu çözmeye devam edelim. M artı küçük m çarpı v sıfır bölü eksi mü. Bu integralin sonucu ln arkadaşlar. Şu du bölü u integrali her zaman ln diye çıkar. Büyük bir parantez açalım. Ln üst taraftaki değer küçük m, eksi alt taraftaki değer ln büyük m artı küçük m. Değil mi? Çok güzel. Şimdi ln'de eksi olursa, yani iki tane logaritma fonksiyonunu birbirinden çıkarırsak ne olur? Eğer tabanları aynıysa, ki bizim sorumuzda aynı, e tabanında ikisi de doğal logaritma diyoruz biz buna. M artı küçük m çarpı v sıfır bölü eksi mü çarpı ln küçük m bölü m artı küçük m oldu, değil mi? Şimdi ama şöyle bir problem var. Bizim bulduğumuz cevap negatif mi pozitif mi, ona bir bakmamız lazım. Çünkü bizim hesapladığımız şey yani pozitif olmak zorunda. Yani aradığımız şey, vardığımız nokta ise bu noktanın x koordinatlarına göre pozitif olması gerekiyor. Çünkü biz sıfırdan başladık. Sıfır olup pozitif olup olmadığını nasıl anlarız? Şuradan anlarız. Şurası küçük sayıyı büyük sayıya bölmüş bir durumdayız. Bu birden küçük bir sayı, değil mi? Dolayısıyla e'nin hangi kuvveti birden küçük bir şey verir? Negatif bir kuvvet. Ve şurada da negatif bir şey var. Dolayısıyla burası pozitif. Peki bulduğumuz cevap doğru mu? Aslında biz bunu şöyle daha da güzelleştirebiliriz. M artı küçük m çarpı v sıfır bölü mü çarpı ln büyük m artı küçük m bölü küçük m. Biz buna ulaştık. Şimdi daha da güzel bir hal aldı. Şu eksi 1'i ben ln'in içine kuvvet olarak attım. Bu da yapılabiliyor matematiksel olarak. Bakalım ki bu aslında ulaştığımız şey bir mesafe mi? Yani bunun biriminin kütle metre olması gerekiyor. Bakalım ki metre mi? Şurası, şu kısım arkadaşlar. M artı M. Aslında ben şu rengi değiştirip yapayım o işi. Hemen değiştiriyorum. Şimdi şu kısmın ben kilogram olduğunu biliyorum, değil mi? Çünkü iki tane kütleyi topladım. Ben bu 2 kilogramı neyle çarpıyorum? Şurada metre bölü saniye ile çarpıyorum. Yani hızla. Okey. Peki paydada ne var? Paydada kilogram bölü saniye var. Yani kütlenin zamana göre değişimi var. Değil mi? Şu tarafta birim yok. Neden? Çünkü içeride kilogram bölü kilogram var. Bu bana sabit bir sayı verecek. Ki burada birden büyük bir sayı verecek. Ve bu verdiği sayı hani ln'in dışına da birim olarak çıkmayacak. Yani sabit bir sayı olarak çıkacak. Dolayısıyla burası birimsiz. Şu tarafa gelince kilogramlar kilogramla, saniye saniyeyle gidecek. Elimde ise sadece metre kalacak. Yani çözdüğümüz soruda işlem hatası yapmamışız birimler bakımından. Hani soruyu doğru çözüp çözmediğimi daha sonra kontrol edebilirsiniz. Sorunun hikayesini bir daha özetlemek hızlıca gerekirse, sorumuzda ne vardı? İlk başta bir arabamız vardı. Üzerinde kum vardı. Kum dökülüyordu. Ve biz ne yaptık? Momentumu koruyarak herhangi bir T andaki hızını hesapladık. Bu hızın ne kadar sürecekse yol boyunca integralini aldık. İntegralini aldıktan sonra da şöyle bir sonuca ulaştık. Bizim son noktamızda vardığımız şey şu arkadaşlar. Yani L dediğimiz yer aslında böyle ifade edilebiliyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir daha görüşmek üzere.